basın mensuplarıyla bir araya geldiniz. Neler söyleyeceksiniz önce? Her şeyden önce katılmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Cuma, Cuma'nızı da tebrik ediyorum. Belki bir parti çatısı altında ama bütün Fethiyelilerin birlikte bir siyasi hareket başlattığı bir oluşumla beraber yola çıktık. Bu anlamda hep tekrar ediyorum ama Kadir Başkan'a, Osman Başkan'a, Mustafa Başkan'a huzurlarınıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Aslında demek ki partiler çok da böyle amaç değilmiş. İnsanlar isterse farklı siyasi görüşlerden olan arkadaşlarımız bir araya gelebiliyormuş. Şu an aslında bizim Fethiye'de gerçekleştirdiğimiz bu kardeşlik bağı, bu paylaşım, bu hoşgörü, bu ortak akılla yürütülecek olan bu süreç Türkiye'ye örnek olması gereken bir süreç bence. Buna ihtiyacımız var bizim. Artık daha önce de ifade ettim, sertliklerden, sallanan parmaklardan, yüksek sesli feryatlardan, tehditlerden ülkemizin insanı sıkıldı. Bizim artık güleç yüzlere, kucaklaşmaya, hoşgörüye, tokalaşmaya ihtiyacımız var. Biz Fethiye'de bunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Tabii dersiniz ki ya 20 sene başkanlık yaptın, büyükşehir aday oldun, oradan tekrar milletvekili aday oldun, döndün geldin Fethiye'ye. Sevgi sorumluluk gerektiriyor. Fethiye olan sevgimiz biraz sorumluluktan, biraz da zorunluluktan tekrar bizleri, hepimizi bir araya getirerek hareket etmeyi mecburiyetine itti. Yoksa yani makamın mevkinin peşinde koşan insanlar değiliz. Zaten bu görmüş olduğunuz arkadaşlarımızın hepsi hiçbir karşılık beklemeksizin şu an bir oldu bittiye getirilmeye çalışan siyasi ortamda ya bu böyle olmaz, biz de varız diyen arkadaşlarımız. Ama sembol olarak bizi öne koydular. Tecrüben, birikimin var Behçet Başkan. İşin başında sen ol, biz de hep beraber bu hareketin içerisindeyiz dediler. Bu anlamda tekrar farklı siyasi partiden gelen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Burada olmayan kardeşlerimiz de var. Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi'nden arkadaşlarımız, Zafer Partisi'nden çocuklarımız da gelecek. Yani bu, tekrar ediyorum, partiler üstü bir Fethiye hareketine dönüştü bu hadise. Ha bununla neye gerek görüldü? Fethiye'de siyaseten bir oldu bitti, bir kargaşa ortamı yaratılarak halihazırdaki düzenin devamıyla ilgili bir çaba içerisine girildi. Biz de Fethiyeliler olarak buna ya bu böyle olmaz dediğimiz için bir araya geldik. Yoksa makam mevki peşinde koşan şurada hiçbir insanın belediye meclis üyeliğine, belediye başkan yardımcılığına, hatta belediye başkanlığına ihtiyacı da yok. Ama bir şehirde yaşıyorsanız, o şehre karşı bir sorumluluğunuz varsa taşın altına elinizi değil başınızı koymak mecburiyetindesiniz. Bizim bu anlamda çıkışımızın ana ögesi, ana nedeni arkadaşlar bu. Basın mensubu arkadaşlarla ilgili düşüncelerimi biraz önce içeride bahsettim ama bir kere daha bahsedeyim. Basın mensubu arkadaşlar sevilmeyen arkadaşlardır aslında. Ama biz 20 yıl görev yaptığımız süre içerisinde sizleri hep çalışma arkadaşımız olarak gördük. Çünkü basın eleştirir, eleştirmesi gerekir. Basın tereyağı çekmez, yağ çekmez, popohlamaz, doğruya doğru der, yanlışa yanlış der. Ama tabii ki bu bütün dünyada ya da Türkiye'de böyle mi gidiyor ulusal basına da? Maalesef hayır. Ben hep Hitler'in, Göbel'inin lafı aklıma gelir. Göbel Hitler'e çıkıyor diyor ki, bana haysiyetsiz bir basın teslim et, onursuz bir basın teslim et, sana vicdansız bir toplum ortaya koyayım. Yani o yüzden basın aynı zamanda yönlendirme yapıyor. Basın aynı zamanda olayları ajite ediyor. Yani sizleri tenzih ediyorum ama kalemini namusu gibi gören, onuruyla yapan sizin gibi arkadaşlarımızla biz 20 sene abi kardeş ilişkisi içerisinde ve belediye çalışanı personeli gibi ilişkiler içerisinde bunlar yürüttük. Basın iktidarı ayakta tutar. Basının eleştirileri iktidarı hatasızlığa iter. Bu yüzden sizleri hep çalışma arkadaşlarımız olarak gördük. Kısmet olursa 31 Mart'tan sonra da yine aynı şekilde göreceğiz. Böyle bir günü, böyle bir sabahı biz ve ekip arkadaşlarımla beraber paylaştığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel şeylerin paylaşıldığı, güzel şeylerin yazıldığı bir Fethiye özlemiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım, paylaşmış olduğunuz bir anket sonucu var. Bununla doğru alakalı bir değerlendirme almak istiyoruz. Yani Ankara'daki bir şirketi yaptırdık. Evet. Ankara'da bir şirketi yaptırdık ve o şirket aynı zamanda hem büyükşehirle ilgili de anketler yaptı. Büyükşehirle ilgili yaptığı anketleri de açıklayabilirim. Hiç önemli değil. Çünkü bizim saklı gizli işimiz olmaz.
Tabii ki anketlere bağlı kalınmaz. Bazen anketlerde de çıkan sonuçlar insanları yanıltabilir. Biz hiçbir anketin arkasına sığmıyoruz. Sadece yaptırdığım firmanın ismiyle anketi paylaştım. Şimdiden sonra çok anketler çıkacaktır. Takriben 45 gün var seçimlere. Bu dengeler artı eksi değişir. Çünkü ben hep onu diyorum. Bu 15 round'luk bir maçtır. Belki ilk round'da biz öne geçmiş olabiliriz ama daha oynanmamış 14 round var. Bu bir mücadele. Fethiyelilerin kantonuna çıkacağız. Sagdar Fethiyeliler neyi öngörürse o bizim başkanımız olacak. Ve hiçbir zaman şu üslubumuzu değiştirmeyeceğiz. Yani biz bağırmayacağız, çağırmayacağız, bel altı vurmayacağız. Elimiz açık olacak. Hoşgörüyle bu seçim ortamını yürüteceğiz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Gerçekten yorduk insanlarımızı. Gerçekten yorduk. Tekrar ediyorum, benim 20 sene başkanlık yapıp da tekrar geriye gelmemin altından yatan tek neden bu kardeşlerimizle beraber Fethiye duyduğumuz sorumluluk. Başka hiçbir şey değil. Teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim yani. Başkanım, geçen dönem Muğla'da seçimde çok ciddi bir oy aldınız. Doğrudur. Tekrar neden Muğla'yı düşünmediniz? Şimdi şöyle, yaptırdığım kamuoyu araştırmaları da benim için baz oldu. Bir de çok net ifade edeceğim. Sadece Muğla'da değil, İzmir, Aydın, Muğla üçgeninde bu bölgede siyaset sosyolojisi AK Parti karşıtlığıyla yürüyor. Siyaset başarısıyla değil, belediye başkanlarının başarısıyla değil, tamamıyla AK Parti karşıtlığı. Yani bu bölgelerde bir kırılma yaşanması gerekiyor, böyle olmaz. Ben geçen izlerken gerçekten hayrete düştüm. Üç tane çok ekonomik anlamda ve kültürel anlamda İyi oldukları belli. Üç tane hanımefendi sohbet ediyor. Diyorlar ki biz filanca partiliyiz. Partimiz odun koysa ona oy veririz. Ya buradan arkadaşlar benim başımdan aşağı kaynar su döküldü ya. Ya şimdi o zaman biat kültürü diye eleştirdiklerimize niye öyle davranıyorsunuz? Bundan daha büyük bir biat var mı? Benim partim odunu koysa ona oy veririm. Hayır ya. Benim partim iyiyi koyarsa ona oy veririm. Farklı bir siyasi partide daha iyi bir arkadaş varsa ben ona oy veririm denmeli ya. Ve bunu eğitim ve kültür düzeyi yüksek, ekonomik seviyesi belli bir düzeyin üstünde olan insanlar yapıyorsa burada bir sıkıntı vardır ya. Bizim bunu aşmamız lazım arkadaşlar. Yani Behçet'in seçilmesi, Ahmet'in, Mehmet'in seçilmesinin çok ötesinde insanlar şuurunu, beynini, iradesini ipotek olarak veriyorsa bir partiye ona yazıklar olsun ya. O zaman mankurtluktan ne farkı var ya? Bu mankurtluktur. Hepimiz ayrı ferdiz. Hepimizin parmak izi farklı. Hepimizin dünya görüşü farklı. Dünyada 7-8 milyar insan varsa 7-8 milyar dünya var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Partim odunu koysa odunu oy veririm. Hayır arkadaş. Yanlış yapan gider, iyi yapan gelir. Bu böyledir. Hep böyle baktık hadiseye. Yani o yüzden büyükşehirle ilgili istemem bir yarım bıraktım işi tamamlamak. Ama yani baktım bu kırılmayı yaşamak çok zor. Ha şu olurdu bakın. Şimdi şöyle bir oyun oynandı. Oyun kuruldu Muğla'da. Şuydu olay. Ben çok net adamım. İstanbul ve Ankara'da CHP adaylarının desteklenmesi karşılığı Muğla İYİ Parti'ye verecekti. O zaman olurdu. Ortaklıktı. Ya da resmi olarak kimse benimle görüşmedi ama bizim adımıza Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olmamızla ilgili bir çaba sarf edildi. Cumhur İttifakı partileri tarafından. O da sonuçlandırılamadı. Yani buradaki birlikteliğin Muğla'da gerçekleşmesi halinde ne olmayacaktık ya? Allah'a şükür bizim hani yapacağımızdan en ufak bir şüphemiz yok. Biz 20 yıl burada yaptık, yine yapmaya devam edecektik. Muğla'da da yarım bıraktığımız bir iş vardı ama sebep o. Net bir şekilde bu. Her türlü soruyu alabilirim. Başkanım, geçtiğimiz günlerde ziyaretlere başladınız, devam ediyor hala. Ziyaretler nasıl gidiyor? Halkın tepkisi nasıl? Şimdi tabii biz daha çok sivil toplum örgütlerini dolaştık. Taşıma sektörünü dolaştık. Daha da ona devam da edeceğiz. Daha minüslü arkadaşlara gidemedik. Şu ara meclis üye listesi yapmaya çalışıyoruz. Açık söyleyeyim. Siyasetçiler için arkadaşlarım da kabul edecektir. En zor iş şu meclis üye listesi yapmak. Yani yukarıdan aşağı yapıyoruz olmuyor. Aşağıdan yukarı yapıyoruz olmuyor. Her neyse doğru yol inşallah. En az hatasız bulacağız. Şunu hissediyorum ben. Bakın az yapılmış, çok yapılmış. Ben hiç yorum yapma. Yani konum gereği yorum yapma. Bunun değerlendirmesini yapacak olan halkımızdır. Ama insanımız sözünü dinleyecek, konuşmasını dinleyecek, ona gidip dokunacak insanı aramış. Bunun özlemini çekmiş. Ben bunu çok net gördüm. Yani derdini anlatacak birisini bulamamış. Esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yoksa
az yapılmıştır, çok yapılmıştır. Bunun değerlendirmesini bizim 180 bin Fethiyelimiz yapacak. Ama dokunulmamış, tutulmamış, dinlenmemiş. Yani geldiğinde bir derdi dinlenmemiş. Anlatamamışlar bir şeyleri. En büyük sıkıntı bence bu. Başkanım, seçimi buyurun. Kazanırsanız ilk icraatınız ne olacak peki? İlk icraat tabii belediyeyi bir toparlayacağız. Kurum olmadan iş olmaz. Belediye biraz sıkıntılı. Belediye toparlayacağım. Yani benim kurumum belediye. O belediyeyi toparlayacağım ki bismat yiyelim, yürüyelim. Halkın belediyesi yapacağım. Partinin belediyesi değil. Ben 20 yıl öyle çalıştım. Belediye, o yöredeki bütün insanların altına çok rahat girdiği, kapısını çok rahat çalıp geldiği bir yerdir. Halkın belediyesidir. Partinin belediyesi olmaz. Maalesef bizden sonra belediye bir partinin arka bahçesi haline getirir. Olmaz o iş. Benim, hani bunu anlatmama gerek yok, biliyorsunuz işte. Ya şu an benle beraber olan arkadaşlarımın her siyasi partiden farklı kardeşlerim var. Ben görev yaparken de öyle değil miydi arkadaşlar? Ya şimdi isim mi sayayım? Zabıta müdüresi mi Cumhuriyet Halk Partiliydi? İmar müdürü mü Cumhuriyet Halk Partiliydi, MHP'liydi? Durcan Kaya mı MHP'liydi ya da İYİ Parti'de ya da Demokrat Partiliydi? Biz insanların liyakatına bakarız. Hem eleştiriyoruz, diyoruz ki ya biat kültürü geldi. Artık hep sadakat yapıyor iktidar partisi. Siz de sadakat yapıyorsunuz. Sadece CHP'leri alırız belediye. Bu nasıl bir ifadedir ya? Bu nasıl bir ifadedir ya? İhtiyaç olan ve liyakat sahibi olan arkadaşlar alınır. Hangi kadroda boşluk varsa. Ne demek partili? Ya Mete Hocam mı partiliydi? Metin Talaş mı partiliydi? Tayfun Turgut mu partiliydi? Ya böyle değerlendirilme olur mu arkadaşlar? Bunu aşacağız. Tekrar Fethiye'yi kucaklaştıracağız. Bir aile haline getireceğiz. Partisel ayrım yok. Her parti bizim için özeldir. Her partili kardeşimiz de bizim için kendi partilimiz kadar bize yakındır. Biz öyle baktık kardeşim. Başkanım ve, bir de siyasette troll tartışmaları sürekli gündemde. Bununla alakalı da bir şeyler söylemiştiniz ama tekrar... Ben Fethiye'de şunu azmedemedim. Zaten bizim bu ekibin çıkış amacı da bu. Bir siyasi partiden olacaksın, iktidar partisinden olacaksınız arkadaşlar. Ve bu iktidar partisinin bütün nimetlerinden yararlanacaksınız. Kredi, tahsis vesaire vesaire vesaire. O parti gelince akla gelen isimlerden bir tanesi olacaksınız. Bir yakınınızda belki parlamentoda olacak. Ama gideceksiniz kendi partinizin değil de başka bir siyasi parti adayının bir daha bir dönem daha devam etmesi için her türlü çabayı sarf edeceksiniz. Bunlar da ne denir? Basın mısın kardeşlerim, size soruyorum ya. Bunlar da ne denir? Bu nereye sığar? Bu defa her şeyden önce vicdansızlıktır. Ondan sonra ayıptır. Ondan sonra yani ihanettir. Daha ileri götürebiliriz. Biz işte bu ekip bunu ya böyle şey mi olur diye çıktık ortaya. Yoksa ya 20 sene başkanlık yapmış, torun sahibi, belli hobileri olan bir adamım ben ya. Hep bunlar da kabat, bunlar itti beni havuza. Ama biz yürüdükten sonra arkamıza bakmayız. Bu iş bitecek. 31 Mart sabahı Fethiye'yi barıştıracağız. Arkamızdan o yolu tertemiz yapacağız. Sonra kim daha iyisi onu açacağız. Hadise bu. Başkanım bir sorumuz da olacak size. Buyurun. Fethiye'nin ciddi bir trafik problemi var. Doğrudur. Yani özellikle yaz aylarında gelen tatilcilerle beraber trafik ikiye katlanıyor. Çok katlı otopark ve buna benzer bir projeniz var mı fikrinizde? Ya şimdi tabii ulaşım hizmetleri Büyükşehir'de. Biz hani 2014 yılında herkes benim kadar bu Büyükşehir yasasına tepki koyabilseydi belki bu farklı şekilde tekrar bir rehabilite edilirdi. Gerçekten şimdi yeni bir torba yasasıyla bir rehabilitesi söz konusu. Bunların işe bırakılması lazım. Ben her zaman dediğim gibi belediye ya yürüme işidir, piyade askeri gibi. Basmadın, görmedin yer senin değildi. Yani yukarıdan merkezi yönetim zaten yönetiyor. Bir de Muğla bizi yönetmeye kalkıyor Büyükşehir Lisesi'nden dolayı. Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi Fethiye Lisesi'nin olduğu 17 dönümlük bölgeyi, şimdi İmam Hatip Lisesi bildiğim kadarıyla bizim mezun olduğumuz 67 yılında kurulmuş ve o Fethiye Lisesi'nin olduğu yerin otopark olma mecburiyeti var. Şehir merkezinin yaylaştırma mecburiyeti var. Bu arkadaşlar geldikten sonra yanılmıyorsam 1 metre yine bisiklet yolu açılmadı. Bisiklet yollarının çoğaltılma mecburiyeti var. Yani Fethiye'de bisiklete bineceğiz arkadaşlar, arabaya binmeyeceğiz. Bunun başka yolu yok. Şimdi biz yeni istimlak yapıp da yeni yollar açacak halimiz yok. Ama bizim Hisat kavşağından bizim
Bademlibahçe tarafına bir bypass yol gerekiyor. Öldeniz'i dolmuşçu ve taksi arkadaşlarla görüştük. Karakolun arkasından bir bypass gerekiyor. Yine Farale'ye hemen teleferin arkasından yeni bir bypass gerekiyor. Bunların yapılması ile ilgili elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bunları sadece Fethiye Belediyesi olarak ben yapamam. Yani halihazırdaki yönetim de yapamaz. Çünkü bu bizi aşan konular. İşte temel problemlerinizi say desek hemen bakarız. İşte burası. Temel problemin birisi bu. Limanın 3'te 2'lik kısmını kullanamıyoruz. 2, çekek yeri orada gerçekten çok gayri sıvı şartlarda hizmet vermeye çalışıyor. Taşıyacağız inşallah. Kadir Başkan'ı yükleyeceğiz o yolu. 3, sanayinin taşınma mecburiyeti var. Sanayi şehrin içinde kaldı. Onun kesin taşınması lazım. Tahsis gerekiyor çırpıya götürülmesi için. Onunla ilgili de yine İktidar Partisi'nin desteğine ihtiyacımız var. Bir de bu kaçak inşaatlarla ilgili de açık yürekli ifade edeyim. Ya plan yok arkadaş. Ya diyorsun ki bana, çocuğumu evlendireceğim, bırakın villa yapmayı, masumhaneden giriyorum ben. Masum bir taraftan giriyorum. Ben evimi yapacağım, kızımı evlendireceğim, oğlumu evlendireceğim. Bir ev yapamaz mıyım? 2 dönüm yerim var, yapamazsın. Neye? Plan yok. Şimdi siz yok yok derseniz vatandaş kaçağa tevessül eder. Vatandaşa bir nefes alacağı bir yer açacağız ki kaçağa tevessül etmesin. Tabii ki yani ekonomik şartlar da getiriyor. Bir bizde değil, konudan konuya geçiyorum ama kusura bakmayın vaktinizi de alıyorum. İşte Portekiz'de, İspanya'da, Almanya'da, İtalya'da bütün çiftçiler sokakta. Neye? Ektiğinin karşılığını alamıyor. Yani ürünü sattığı zaman elde ettiği para ürünü o noktaya getirirken, üretirken verdiği maliyetin çok çok altında kalıyor. Herkes zararda, herkes isyanda. 2 dönüm seradan aldığın parayı bir tane villadan alıyorsan konuşacak bir şey yok. Burada bir ekonomik sıkıntı var. Vatandaşın neyine kızacağız ya? Sonra imar affı şart. Açık yürekli ifade ediyorum bakın. Hani imar affı cinayettir diyen insanlardan bir tanesiyim. Ama 2018 pandemiden itibaren gelen noktaya bakınca imar affı şart. İmar affının dışında bir kurtuluş da yok. Biz gelirsek işte Çamköy, Eldirek, Karaçılı o bölgeyi yıkacakmışız, edecekmişiz. Ya öyle şey olur mu ya? Rahmetli Muzaffer Dolta'dan bize nasihattir. Allah gani gani rahmet eylesin. Ev yıkanla, köpek öldüren belediye başkanından başkan olmazlar. Ne yıkacağım? Bir de benden önce yapılan işlere benim ne işim olur ya? Velhasıl yani sorduğunuz sorunun cevabı biz zaten daha önceden de projemizde vardı. O bölgenin otopark olarak yapılması. Takriben hesaplamıştık. 2000 araba falan park ediliyordu orada. Alta girmeyeceğiz. Onun altı zaten hep şey. Malum. Burası milattan önceye dayanan bir şehir. İnşallah gerçekleşirse o bölge öyle olacak ve yayalaştıracağız o bölgeyi. Bir şehirde yaya aksi ne kadar fazlaysa yaşam standı o kadar yüksektir. Bir şehirde ne kadar fazla bisiklete binen insan varsa yaşam standı o kadar yüksektir. Yani bu araç işine bir fren koyacağız arkadaşlar. Herkes her yere araçla gitmeyecek. Lavaboya araçla gitmeyecek. Kusura bakmayacak. Hem spor yapacak hem yürüyecek. İniş yok, yokuş yok. Ya baksana şu güzelle ya. Burada bisiklet sürmenin keyfi nerede var? Bisiklet yollarını çoğaltacağız. Gerekirse taşıttan fedakarlık yapıp bisiklet yollarını açacağız. Hiç olur yok. Başkanım bir de Körfez meselesi var. Hanımefendinin önceliği. Başkanım son 4-5 yıldır Fethiye çok hızlı bir şekilde büyüdü. Özellikle göç aldı. Nüfus bakımından evet göç aldı dışarıdan. Ve bunun akabinde siz de daha önce de biraz önce bahsettiniz. Birçok problem geldi ardı arkasına. Ve son zamanda da bu Fethiye'nin iri olma konusu tekrar gündeme geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bana gelen bilgi, Kadir Başkan da varsa onun cevabını ona verebilir. Çünkü İktidar Partisi'nin uzun süre ilçe başkanlığı ve üyeliğini yaptı. Şayet hepimizi büyük kaosa boğan Maraş depremi olmasaydı bu ilişki gerçekleşiyordu. O deprem ekonomik olarak gerçekten çok yük verdi sırtımıza. O geciktirdi o işi. 2026 yılı için planlandığı söyleniyor. Yani ya büyükşehir yasasında rehabilitasyon ya da Fethiye'nin il olması. Bizim başka kurtuluşumuz yok. Açık yürekli ifade edeyim. Olmaz. Muğla'yla bu iş buraya bu kadar oluyor. Ha Muğla için de açık yürekli ifade edeyim. Biz daha önce de söyledim bunları benden duydunuz ama bir kere daha tekrarında fayda var. Bizim kimseyle kavgamız olmasın. Ha ben Fethiye'nin kavgasını yaparım. Şimdi sen bu sahil burayı biz yaptık. Ne haldeydi biliyorsunuz. Burayı elimden alacaksın. Ben kavga yapmayacak mıyım? Adiye mi diyeceğim sen? Şimdi iskele benim de elmeye almaya kalktın. Ya 2014'te Sayın Osman Gürner'den her gittim yerde o istedim ya. Karşılığında bize ne yaptı? Fethiye bir parkını elimizden almaya kalktı. İskeleyi elimizden almaya kalktı. Fethiye Spor'a verdiğimiz şehir içi otoparkları almaya kalktı. Şimdi otoparkları kimlerin işlettiğini de biliyorsunuz. Ya Fethiye'nin değerleri Fethiye'de kalmalı ya. Ben iddia ediyorum şu Boncuklu Yarımadası'ndaki koylar.
Artı Ölüdeniz, Belcekir, o bölgeyi, gelirini bıraksınlar Fethiye. Fethiye'nin altyapı problemi kalmasın, hepsini toplar bitiririz ya. Sen bir şey soruyordun kardeşim. Siz bir şey soruyordunuz. Körfez sorunu sormuştu arkadaş. Körfez, he, ortak adayların yani Körfez, projesi. Tamam, Körfez zaten Fethiye'nin birinci problemi bu. Ancak bir metreküp çamurun maliyeti 5 dolar. Takriben 4-4,5 milyon metreküp çamur var burada. Yani öyle çarptığınız zaman 200 milyon dolar gibi bir para yapıyor. O para da öyle hükümet desteği olmadan yapılması biraz zor gözüküyor. Büyükşehir'e gelince, Büyükşehir'de bir yönetim değişikliği olacak. Yani 3 tane aday var. İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti. Hangi aday gelirse gelsin yeni bir yüz, yeni bir aday gelecek. O arkadaşla da ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde götüreceğiz. Fethiye'nin haklarını elimizden almadığı sürece.